Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'yla birlikte Tavşantepe Mahallesi'ndeyiz ve Nari'nin son görüntülendiği alandayız. Aslında arkamızda bir okul söz konusu ki güvenlik kameraları köşede duruyor. Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerası. Burada da Nari'nin ayrıldığı eve doğru giderken kullandığı patika yol. İşte son görüntü burada çekildi. Şimdi bu konuları konuşacağız. Tabii tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın da buradaki faktörü ne? Bunu anlatacağız. Evdeki hali, buradaki ifadeleri ve evi neredeydi? O merak edilmişti aslında. Hepsini teker teker yayınımıza aktaracağız. Yanımızda amca, dışarıda olan tek amca Erhan Güran var. Efendim başınız sağ olsun sizin de. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Nari'nin son görüntülendiği yerdeyiz. Güvenlik kamerası hemen arkamızda burada görüntülenmişti. Tabii sizin bu anlamda Nevzat Bahtiyar'ın söylediklerine karşı ifadeleriniz de söz konusu. Salim Güran'ın kendisine cesedi teslim ettiği noktasında neler söylersiniz bu konuda? Benim bu konuda bilgim yok. Şimdi programları dinlediğim zaman sanki Nevzat Bey bu köyde oturmuyormuş gibi. Evi uzaktaymış gibi. Ne kadar mesafede? Beraber bir gidebilir Şu anda miyiz? gidelim görelim Yürüyelim. ne kadar mesafede olduğu. Zaten Narin onları tanıyordu. Bize gidip geliyordular. Biz şüphelenmedik onlardan. Yani Narin'i çağırsaydı Narin giderdi evlerine. Gidiyordu da. Nari'nin evi tam da burada, değil mi? Tepede. Kaç dakikaya buradan çıkar Nari'n bir çocuk olarak? Üç çocuğa üç dakikada çıkar. Üç Çıkar beş dakikada evi. çıkar yani. Buradan ilerliyordu son görüntüye göre, okulun görüntüsüne göre buradan ilerliyordu. Sonra nasıl devam etti burada? İhtimaller ne? Şimdi ihtimalleri siz değerlendirin artık. Ben evini size göstereyim. Tamam. Nari'nin evi de belli. Nevzat Bahtiyar'ın evi de belli. Zaten bütün bilim adamları görüşme yapıyor, açıklama yapıyorlar. Değerlendirmeyi onlara bırakalım. Ben bugüne kadar, olay gününden bugüne kadar benim devletimden hiçbir şüphem olmamıştır. Her zaman diyorum, adalet tecelli edecek. Bizim tek amacımız var, aile olarak birbirini savunmak değil. Bizim amacımız kim olursa olsun, kim olursa olsun bakın. Bu insanın, bu cani insan demeye insan diyemezsiniz. Evet. Bu insanın cezalandırılıp cezasını çektikten sonra az bir nebze de olsa yüreğimizin soğuması. Evet. Mezarında rahat uyusun. Bazı şüpheleriniz var sizin de aslında orada o yüzden de buradayız. Narin evi orası dedik. Şu Evet. an yolda ayrılıyor burada. Bu yolu da kullanıyordu. Köyün içine gidiyor. Nereye gidiyor bu yol? Köyün içine, caminin oradan köyün içine arkadaşlarının yanına bakkala gidiyor. Şimdi Narin o gün bu yolu da kullanabilir miydi diyorsunuz siz 21 Ağustos'ta? Şimdi Narin annesinden izin almıştı. Anne ben Kur'an kursundan çıktıktan sonra amcamın çocuklarının yanına gideceğim, eve gelmeyeceğim, bana izin ver. Çok ısrar etmişti. Bu ona izin veriyor. Şimdi izin verdiği için eve giderken acaba bir daha beni bırakmaz mı? Böyle bir şey de bir ihtimal de olabilir. Anladım. Geri köyün içine gitmiş olabilir. Şimdi Nevzat Bahtiyar tutuklandı ve suçlamada iştirakten dolayı, insan öldürmeye iştirakten dolayı bir suçlama var. Tutuklandı. Evi tartışma konusu oldu ve ifadesinde de Salim Güran'la mesafesi 80-100 metre mesafede. Yukarıda kalıyor Salim Güran'ın Salim evi. Güran Biraz daha daha yukarıda. Nari'nin ilerisinde. Daha da ilerisinde, uzak bir nokta. Nari'nin evine ise hemen şurası 3 dakikalık bir mesafe. Burası bir dakikada sürmez. Yani Yani oradan son buraya bir görüntüsünü dakika sürmez. siz diyorsunuz ki Nevzat Bahtiyar'ın evi de Nari'nin görüntülendiği yerden çok kısa mesafede. Evet, göründüğü gibi buyurun. İlerleyelim biraz Evet. daha. Oldukça dikkat çekici detaylar söz konusu aslında. Nevzat Bahtiyar şöyle bir ifade kullanmıştı. Salim Güran'dan ben cenazeyi teslim aldım. Yani Nari'nin cansız bedenini ve ön koltukta battaniye içerisindeydi demişti. Fakat sonrasında ifadeyi değiştirerek tehdit edildiğini ve bu yüzden tehdit edildikten sonra ben Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cenazeyi göm dediğini biliyoruz adliyedeki ifadesinde. Evi de sorulduğunda mesafeleri çeşitli az önce dediğimiz gibi cümleler kurarak yanıtlamıştı o soruları. Fakat hem ailenin dikkat çektiği bir husus var burada. Son görüntülendiği yerle çok yakın
diyor aile. Salim Güran'ın evi yukarıda kalıyor. Nevzat Bahtiyar'ın evi ise Nari'nin son görüntülendiği yere oldukça yakın diyor ki şu an evine ulaştık. Ulaştık evet. Burada araç park halinde görülüyor, bir 50 dakika durduğu. Siz o görüntüleri izlediniz mi? Aşağıdadır. Araç da orada duruyordu. Araç orada. Ben dikkat etmedim. Şu an buranın giriş noktası neresi? Aşağıda. Aşağıda. Evet. Yani buraya geldiğiniz aslında şu an bizi mesela dışarıdan görmek isteseler kamufle olabileceğimiz bir alanda da duruyoruz aslında. Yani bizi kimse görmez. Hiç kimse görmez. Şimdi yukarıda oturan tam tepede diyor kardeşiyle arkadaşlar yukarıda oturuyor. Buradan gözüküyor mu yukarı? Bakın. Gözükmüyor. Nevzat Bahtiyar nasıl biriydi? Sizin aranız var mıydı onunla? Hiçbir sıkıntımız yoktu. Olaydan sonra camide geldi yanıma oturdu. Hiçbir bu insan bu kadar soğukkanlı, ben söylediğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Bana Salim'i savunuyordu. Kendince kafasında planını kurmuş. Ne dedi size? Salim bana dedim sen konuştu, birbirimizi sorduk. Dedi ben de ifadeye gitmişim, beni götürmüşler. Özellikle Salim'in üstünde durmuşlar. Demişler işte Salim mesajlarını silmiş, Salim böyle bir şey yapmış olabilir. Ben demişim kesinlikle Salim böyle bir şey yapamaz, Salim böyle bir insan değil. Bana Salim'i savunuyordu. Ya ifadede de bu cümleleri kurduğunu mu söylüyordu size? İlk gittiğimde karakola. Evet karakola, ben bilmiyorum gidip gitmediğini. Hı hı. Bana öyle diyordu, yani ben de gitmişim. Şüpheleri yüzünden, hani hiç şüphelenmememiz için. Bunu size anlatmasının sebebi de Salim'in kardeşi olduğunuz için mi? Yani Salim... Tabii aileyi hepsini tanıyor. Yani Narin'i çağırsa Narin onun evine gider, gitmiş, defalarca gitmiş. Peki Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın arasında bir husumet var mıydı? Hiçbir husumet yok. Kahvede her gün gidip oyun oynuyordular. Burada arabaya binip beraber gidiyordular. Peki Salim Güran gerçekten bu çevrede çekinilecek bir isim miydi? Kesinlikle. Nevzat Bahtiyar ondan çekinir mi? Kesinlikle. Korkar mı? Kesinlikle. Dedim ki korkuyordu Salim Güran'dan korkacağına, ailesinin öldürüleceğine korkacağına. Alsaydı cesedi devlete teslim etseydi, niye götürüp gömüyor vicdansız? Bu da çok soruldu. Bir engelli kardeş hayatını kaybetmiş. Ne zaman oluyor bu? Tülin Güran. Evet. Yeğenimdir. Bu yaklaşık 12 ile 14 yıl arası, bir süre tam net söyleyemiyorum tarihi. O süre zarfında hastaydı, hastanede, çocuk hastanesinde yattı 15-20 güne yakın. Yoğun bakımda, hastanede vefat etti. Cenazemizi hastanede almışız. Hastane. Mezarı nerede? Göremiyoruz biz mezarını. Mezarı şu anda, şimdi bizim eskiden çocuk mezarları, birçok mezar var orada. Hiçbir tanesinde isim yok. İsim olmadığı için, çok zaman girdiği için, şimdi bir iki mezar arasında kararsız kaldım. Ama annesi net biliyor. Annesi dışarıda olsa gösterebilir mi? Siz gösterebilir misiniz tahminen? Ben tahminen gösterebilirim ama bir kayma olabilir. Lütfen sonrasında gidelim ve bize gösterin. Tamam. Yani bir iki mezar arasında bir kayma olursa da... Ama net, yani yarın öbür gün mezarı açılsa, yani burası onun mezarı tahmin... Gösterir. Gösterir. Evet, anne net gösterir. Peki Salim Güran'la Arif Güran arasında bir husumet var mıydı? Biz 9 kardeşiz. Hiçbir kardeş arasında husumet yok. Biz Salim Güran'ı, biz aile olarak vekil tayin etmişiz. Uzun yıllardır Salim Güran bütün arazilere, bütün işlerimize o bakmaktadır. Üç kardeşim, övey kardeşim, onların arazisi ayrı. Biz 6 kardeş beraberiz. Yani bu vekil tayin etmişsiniz dediğinizde korkudan mı yoksa saygıdan mı? Yani ona teslim ettiniz. Biz ona teslim ettik. Bütün işlerimizi o yürütüyordu. Şimdi biz çalışıyorduk. Ben Milli Eğitim'de çalışıyordum mesela. Diğer kardeşim alım satım işi yapıyordu. Biri su işlerinde çalışıyor. O köy işlerine o bakıyor. Resmi bir kurumda çalışmadığı için. Sonra da muhtar oldu. Ben bugüne kadar Salim Güran'la hesap görmedim. O kadar güveniyorum. Her 6 kardeş. Hiç Salim bilmiyorum. Güran bu işi yapmış olabilir mi? Bu olayda parmağı var mı? Yani ne kadar olabilir? Şimdi benim ailem söz konusu. Evet. Ben diyorum ki ben ailemden kuşkulanmıyorum ama bunu da özellikle söylüyorum. Çünkü doğrudan bir aileye yönelik ifadelerle Nevzat Bahtiyar'ın doğrudur. Bir plan kendine kurdu. Ben şunu söylüyorum ilk baştan. Şimdi insan ailesine
böyle bir şey konduramaz. Ama şunu da söylüyorum. Ben devletime güveniyorum. Sonuna kadar. Gösterdikleri özveriyi de gözlerimle görüyorum. Elimi vicdanıma koyarak konuşuyorum. Kötülediğim zaman ben şu anda vicdansız bir adam olurum. O yüzden diyorum ki gözümün nuru da olsa bu işi yapan kim olursa olsun, bak isim de vermiyorum. Allah rızası için toprak da kabul etmez, onu yok edin bu dünyadan. Ben bunu istiyorum. Köy halkı korktuğu için susuyor iddiaları ve ifadeleri var. Konuşmuyor köy halkı. Neden konuşmuyor? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bilmeyen insan konuşabilir mi? Şimdi bir konuya vakıf olmayan, bir şeyi görmeyen insan konuşabilir mi? Gidin kendileriyle görüşün. Konuşun, bir şey biliyorlarsa söylesinler. Biz kimiz? Biz bütün, ya biz devlet miyiz? Biz köyü komple susturacağız. Ne alakası var? Herkes işine gücüne bakıyor. Köydedir, sabah işe gidiyor, akşam eve geliyor. Herkes evindedir. Benim evim de yolun altında. Ben de evimdeyim, bahçeme bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Benim köylülerle ne işim var? Siz Nevzat Bahtiyar'ı gördünüz. Şurada Kur'an kursunun ve caminin orada. Evet. Olay sonrası. Ne zaman? 21 Ağustos'tan sonra ne zaman? Sonra. Ertesi vallahi, gün mü? Bir sonra. 22 ya, Ağustos mu? Şimdi tarihini hatırlamıyorum. Ya 3. gündü ya 4. gündü. Peki arama yani, çalışmalarında gördüğünüzde var mıydı böyle bir heyecanlı hareketleri, yok, endişeli? Hiçbir şey yok. Salim Güran da var mıydı? Yok. Salim Güran'da mı? Salim Güran zaten sürekli arama, kurtarma çalışmalarında kolluk kuvvetlerimizle birlikteydi gece gündüz. Sürekli onlarla birlikte arama çalışma yapıyordu. Peki onun aracında bazı DNA profillerinin bulunmasına ne diyorsunuz Nari'nin? Şimdi DNA profili çıkan DNA'ya bağlıdır. Şimdi net belli midir ne çıktı? Nari'ne ait. Normaldir. Saç örneği amcası. Bütün yerlerim benim arabama da biniyor. Salim Güran Antalya'da 5 kez arayıp o gün görüşebileceği yakını kim var? Antalya'da kiminiz var? Yani nasıl bir akrabalık ilişkiniz var Antalya'yla tanıdığınız? LTS kayıtlarında bir böyle bir detay. 5 kez aradığı bir isim orada. Bilgim yok. Belki arkadaşıdır. Yani akrabanız var mı Antalya bölgesinde yoğun olarak böyle? Amcam oğlu var orada. Başka kimseyi, yani bir de şey var. Benim övey kardeşimin dayısı var, Serdar Özkan. O gün 1 saat 12 dakika telefon kapalı olduğu yönünde. Ya ben bunları bilmiyorum ki. Bunlar devletimizin çözeceği işlerdir. Bunlar benim değil. Bunlar beni yaşar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Başınız sağ olsun tekrardan. Şimdi biz Nevzat Bahtiyar'ın hemen evinin önünde gerçekleştirdik yayınımızı. Oradan köyün içine gidiyor. Bu yolda köyün içine gidiyor. Patika yol. Tabii buradan yürüdüğünüz takdirde dışarıdan görünmenize biraz ihtimali düşük. Nevzat Bahtiyar burada oturuyor. Çok kısa mesafede de arka tarafta Nari'nin evi söz konusu. Ve hemen bir arka taraftaysa Nari'nin son görüntülendiği yer var. Nari'nin amcasıyla, dışarıda olan tek amcasıyla röportajımızı gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrar size bırakalım.